Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bocasync M5 speaker, yani Bluetooth hoparlörün kutu açılımını yapacağız. Şöyle ön yüzü bu şekilde. Arka kısım bu şekilde görüyorsunuz. Ben tabii kutuyu daha önce kontrol amaçlı açtım. Sonuçta Çin'den geliyor. Herhangi bir hasar var mı vesaire diye. Onu da size şöyle söyleyeyim. Şöyle bir kutuda geliyor. Yine firmanın kendi isminin olduğu. Keza baloncuklu poşete sarılmış bir şekilde kutu. Bu kutu. Yine üzerinde de tamamen açılmamış olduğunu gösteren ince bir kaplama da bulunuyor. Şöyle ürünü kutusundan çıkaralım. Yine herhangi bir nem vesaire ona korumak için içine böyle bir şey de koymuşlar. İçinden bir kutu daha çıkıyor. Hemen bunun içine kontrol edelim. Evet, burada bir RCA giriş kablo. Yani bunu kablolu da bağlayabilirsiniz. Yine bir adet USB'den tip C diye kablo. Burada da kitapçığını görüyoruz. Tabii ki Türkçe yok ama İngilizce var. Gerçi Bluetooth hoparlör olduğu için herhangi bir kullanım zorluğu yok. Şöyle kenara alayım. Evet, ürünü de şöyle çıkaralım. Evet, şurada gördüğünüz gibi Bocasync yazıyor. Biraz okuması da zor Bocasync diye. Yani hatta Bocasync. Tabii Çince'de bu daha farklıdır belki. Diğer taraf da aynı şekilde yapılmış. Arkadaşlar bu çift taraflı bir hoparlör. Yani şu kısımda, yine bunun hemen arkasında ve bu kısımda birer hoparlör bulunuyor. Şöyle üst kısımda açma kapama, play pause sesi kısma açma kapama, güç tuşu, artı şurada da Equalizer tuşunu görüyorsunuz. Yani bunda Equalizer da var. Hazır modlar var. Bastıkça değişen. Alt kısmı da bu şekilde. Evet arkadaşlar. Ürünün şu yan tarafında bir şöyle kapakçık bulunuyor. Burayı açıyorsunuz. Şöyle açtığımızda yakından göstereceğim. Bakın burada USB girişi. Bir adet Type-C giriş. Bir tane AUX çıkışı, bir adet kart girişi bulunmakta. Ürünü Type-C üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Şöyle biraz basılı tuttuğunuzda birkaç saniye ürün açılıyor. Şurada mavi bir led yanıp sönüyor. Görebiliyor musunuz? Bakın hemen güç butonun yanında da 4 adet şarj göstergesi var. Ürünü hiç şarj etmedim. Yani tam dolu şarja geliyor. Bu iyi olmuş. Telefonunuzda yine Bocasync M5, yani Bocasync M5 adında görünüyor ürün. Şunu diyebilirim ki arkadaşlar, ürün ufak olmasına karşın sesi oldukça güzel. Özellikle equalizer modlarının olması daha bir kalite hissini arttırıyor. Ağırlığı da iyi. Yani şöyle elle tuttuğunuz zaman anlayacaksınız zaten. Fiyat olarak da 2000 TL'nin üzerinde bir ürün bu. Yani Çin'den size gelmesi, öyle diyeyim. Gerçekten premium bir hissiyat veriyor. Taşıma kolaylığı olsun. Peki bu nerede kullanılır? Daha çok atıyorum bir laptopunuz vardır. Sesi az çıkan. Orada bu hakikaten yüksek ses verebilen, ses doyuruculuğu tatminkar. Yani basları da çok iyi. Öyle diyebilirim boyuna göre yani. Diyorsunuz bundan bu ses nasıl çıkıyor? Tabii ki sesi size gösteremem teknik olarak. Güzel bir ürün. Yani eğer sizin de böyle laptopunuzda ses yetersizliği varsa veya normal masaüstü bilgisayarınızda bir hoparlör almayı düşünüyorsanız, ama sesi de kaliteli olsun istiyorsanız, basları, midleri, tizleri, dediğim gibi bu hoparlör çift taraflı, yani iki tarafa da ses verebiliyor ve göründüğünden daha kaliteli, yani daha yoğun bir ses vermekte. Evet arkadaşlar, size sesiyle ilgili yine bir video atacağım tabii ki de.
telefon bağlantısını falan da göstereceğim. Bu arada ürünün yaklaşık 30 saat batarya ömrünün olduğunu da belirteyim. Evet arkadaşlar, hazır equalizer modlarına şurada basarak bakın renk de değişiyor. 3 adet hazır equalizer var. Bu şekilde hazır 3 mod arasında geçiş de yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün Bocasync M5 adlı Bluetooth hoparlörün incelemesini yaptık. Umarım anlattıklarım da yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.